Ben Faber'in doktor, ben Faber'in sunumu budama ve sık dikim avokado bitkisinde. Kendisini dinliyoruz. Teşekkür ederiz. Well, I don't know exactly what was just said, but Ne söylendiğini bilemiyorum ama herkese Türkiye'ye selamlar. Kaliforniya'da hala güneş doğmadı ve bir konu Kaliforniya Akdeniz iklimine sahip ve bazen yazın yağmur oluyor ve Türkiye'den çok farklı bir iklim, İspanya'dan farklı bir iklim, nem yok. Akdeniz de ışık farklı. Bizim bahsettiğimiz Kaliforniya'daki uygulamalarla alakalı olacak. Ağaçlar çok yüksek, eğimli arazilerde yapıyoruz. İş gücü zor. Bu büyük ağaçlardan hasat yapmak istemiyor çalışanlar. Sanayi de yüksek, aynı alanda daha fazla ağaç koymak istiyor sanayide, endüstride. En büyük maliyetlerimize bakacak olur ise Kaliforniya'da özellikle maliyetlerimize baktığımızda hasat ve su, Hofschi'nin yapmış olduğu yüksek sıklıkta avokado dikim notları var. Küçük ağaçlar var. Küçük ağaçlar büyük meveler üretebiliyor. Özellikle hasat edilmesi daha uygun maliyetli. Peki bu dama bunların da önüne geçebiliyor. Tabii Andrew Ernst Güney Afrika'daki vaka hakkında bir yayın hazırladı arkadaşlarıyla beraber. Avokado diğer meyveler gibi değil tabii. Kanopi üzerinde meyveleri bulunuyor. Özellikle ağaç büyüdükçe daha yukarılara doğru meyve oluşumları görüyoruz. Dolayısıyla büyük ağaçlar çok üretken ağaçlar olmuyor. Burada önemli bazı bilgiler göreceğiz. Özellikle avokadolar için, bütün ağaçlar için geçerli olan ancak avokadolar için ayrıca geçerli olan bilgileri paylaşacağım. Özellikle baş kısmında gerçekleştirilen bir dalda gerçekleşiyor. İnce kesitlerde özellikle aşağı doğru eğimli bir daldaki arka sırt üzerinde yapılan kesitleri bahsediyoruz. Thinning dediğimiz kesim türünde. Kötü bir kırılma ya da bir şekilde oluşum söz konusu. Evet, doğru bir kesimde bakın dal içerisinde büyümeye hazır halde bekleyen potansiyelin dışarı çıktığını görüyoruz. Bu yaklaşık önümüzdeki 1-2-3 yıllık gibi dönemler içerisinde ve bu kesit türüyle beraber ortaya çıkması muhtemel oluyor. Buradaki konu şu, budamaya başladığınızda özellikle o bitkiye sürekli budamanın uygulanması gerekiyor. Bu tabii çiçek üretmiyor. Sadece vejetasyonun oluştuğunu görüyoruz. Budama
tek seferlik uygulanan bir operasyon değil. Bizim bazı natalin asidik asit denen Amerika'da satılan bir maddemiz bulunuyor. Bu madde bir inhibitör olarak kullanılıyor. Özellikle başı kesilmiş kesik üzerinde bunu uygulamak mümkün. Tabii iş gücü itibariyle yoğun çalışma gerektiriyor. Bazen de bunu yapmak zorunda olduğunuz için yapmanız gerekebiliyor. Kaçınamıyorsunuz. Dolayısıyla burada NAA'nın yeniden büyümesinin önüne geçmek açısından bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde bizim gibrelik asit haricinde bir asit kullanma izin verilmiyor. Evet, iyi bir kesi elde etmek de önemli. Özellikle burada ağacın büyük bir kısmı, bakın, ölü. Yani yaprağın yaşayan kısımları, kanopinin dış kısmı içerisine yoğunlaşmış durumda. Özellikle mantar ya da fungal büyümenin müsait olacağı bir ortam yaratmamak gerekiyor. Bazen bunun en dip noktasına kadar gidebiliyor veya bazen tam bu sapın birleşim noktasına, gövdeyle birleşim noktasına kadar erişebildiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada iyileşme süresini hızlandıracak kesitlerin atılması son derece önemli. Biz budamaya 1920'lerde başladık. İşte daha öncesinde düşük iş gücünün olduğu noktasında, büyük ağaç iyi ağaçtır felsefesinin yaygın olduğu dönemde ortaya çıkan bu. Büyük ağaçların budanması zor, spreylemesi, ilaçlaması zor, insektlerin kontrol altına alınması zor. Dolayısıyla bizim burada yapmaya çalıştığımız şey şu: biz bütün ağaçları belli bir boyuta getirmemiz gerekiyor. Biz buradaki denemelerde ne yapıyoruz? Farklı türden budama örneklerini görüyoruz. Mesela budamanın olmadığı bir kontrol söz konusu veya bizim stamp olarak adlandırdığımız ve 1 metreye kadar özellikle budama işlemine gerçekleştiği ve vazo şekli olarak da bilinen şekli verdiğimiz bir tür söz konusu, kanopi yönetimi söz konusu veya işte tek bir lider olacak şekilde yaptığımız bir stamping. Avustralya 2 kesit metodu olarak adlandırdığımız 2 kesimi yapıyoruz. Yani en uzun olan dalın kesilip yatay olan dallar üzerinden gittiğimiz ve kalpoli olarak adlandırdığımız ve vazo şeklindeki bir kanopi yönetimi de söz konusu. Biz bu denemeyi yaptığımız dönem içerisinde işte 2 tane İsrail'e gelip bu şekilde yapmanız gerekiyor diyerek aslında yola çıkılan bir metot. O yüzden İsrail metodu olarak da adlandırıyoruz. Özellikle burada bunların hepsinin zaten neye benzediği konusundaki görsellerimiz olacak. Bu Kaliforniya'daki standart uygulama, özellikle 1 metrede stamping uygulamasını gerçekleştiriyoruz. Yeniden yön verme çalışmasını yapıyoruz. Şaşırtma yapıyoruz. Özellikle ellerindeki makinelerle beraber bu dalları kestikleri örnekler bunlar. Çoğu sefer bunun hastalıklı ağaca yapıldığını da görüyoruz. Özellikle yeniden büyümenin sağlanması için yapılıyor. Hastalıktan kurtulması için yapılıyor. Fitofitara'nın özellikle kök sistemine göre bunun yapılması gerekiyor. Ve yeni büyümenin sağlanabilmesi için bunun aslında buradan çıkarmamız gereken ders şu: hastalıklı olan bir ağacın hiçbir şekilde budanmaması gerekiyor. Bazen bu yanlış anlaşılmayla, yanlış inanışla bu budama işlemi gerçekleştirilebiliyor. Şimdi kalpoli stili dediğimiz şaşırtma
merkezden açılıyor. Yaklaşık olarak 4 metre yükseklikte tutuluyor o ağaçlar ve yan taraflarından budama işlemleri gerçekleştirilerek kanopi etraftaki ağaçlara da temas etmeyecek şekilde gerçekleştiriliyor. Tek lider, single leader olarak adlandırdığımız ayrı bir yönetim metodu. Burada ortada bir dal yer alıyor. Bu çam ağacına benzer bir yapıda kanopiyi tutuyoruz. Buradaki fikir şu, üst taraftaki dalların aşağıdaki dallara gölgelememesi gerekiyor. Aslında temel amaç bu ki alttakiler de yeteri kadar güneş ışığı alabilsin. Avustralya'da uygulanan iki kesit. Biz bir üst bir de alttan budama yapılıyor. Yani dalın bir üstünden biri altından yapılan kesit. Siz budamaya başladığınızda tek sefer değil, dediğim gibi sürekli olarak bunu yapmanız gerekiyor. Bir kere başladıysanız yaklaşık olarak 3 yıllık bir dönem içerisinde renovasyon programı dahilinde bütün ağaçlara uygulandığını düşünecek olursak bu budama temel olarak size istediğiniz şekli verecektir. Tabii ki kök sisteminin bize gerektirdiği şekilde yapılması gerekiyor. Eğer burada 6-8 metrelik bir büyüklükten bahsediyorsak, tabii ki bu arada 6 veya 8 metre olup olmaması konusu da tartışılır. Bunu 3-4 metrede tutulabiliyor. Dolayısıyla bu iki kesitli metot dahilinde ortada yer alan dal üzerinden kesit yapılarak daha sonraki yandaki ağaca gölge oluşturma potansiyeli olan yan dalların kesimi şeklinde gerçekleşiyor. Şimdi biraz daha yukarıdan bu kısmı bir numarayı kesmiş olsanız geç dönemde bir tekrar yeniden büyümeyi elde etmiş olursunuz. Özellikle bu İsrail metodu dediğimiz metotta İsrail'deki iki çiftlik danışmanı ya da tarla danışmanı tarafından önerilen bir metot. Özellikle ağaç 5 farklı alana, bölgeye, dala ayrılıyor. Özellikle baş kesitle başlamak suretiyle özellikle yeniden yönlendirebilecek olduğumuz yeniden büyümeler oluyor. Bu metotla beraber buradaki bir dalı alıyorsunuz. Bir yıl diğer dalı alıyorsunuz. Bir sonraki yıl daha başka bir dalı yapıyorsunuz. Diğer dalları da dengeleyecek şekilde bunu gerçekleştiriyoruz. Biz aslında burada tam sapın kökünden geçmiyoruz. Biraz yeniden filizlenmeyi sağlayacak şekilde, daha kompakt bir büyümeyi sağlayacak şekilde üst lokasyondan kesim işlemini gerçekleştiriyoruz. Bir de geleneksel olarak hemen hemen bütün ağaçlarda uygulamış olduğumuz kesim metodu var. Ve önümüzdeki tabloda bu şekilde 6 yıllık bir büyüme sonrasında elde ettiğimiz verim verileri bu şekilde. Son derece yaygın. Bakın burada budanmamış, herhangi bir işleme tabi tutulmamış ağaçları görüyoruz. Yani kontrol altına alınmamış ağaçları görüyoruz. 8 metre yüksek, 10 metre yükseklikteki ağaçları görüyoruz. Ve bu görmüş olduğumuz ağaçlarda farklı metotlar uygulanarak budanan ağaçlar son derece yaygın. Burada ne olup bittiğine bakacak olur isek aslında biz tekrardan budama yapmaya geri dönmedik tabii ki bu sonuçlara bakarak. Bu bize şunu aslında veriyor. Bu budamayı bir kere başladıysanız bitiremiyorsunuz. Yeniden sürekli olarak yapmanız gerekiyor. Sonucunu çıkarmamız gerekiyor. Özellikle uygulamış olduğumuz herhangi bir budama metodu ile beraber aslında verimlerin düştüğünü gördük. Aynı zamanda zamanlaması da önemli. Aynı zamanda periyodisitenin de azaldığını gördük. Önemli sonuçlardan biri de buydu. Tabii ki zamanlı bir şekilde yapılan budamanın verim üzerinde de etkileri olduğundan bahsetmiştik. Geç dönemde bir budama işlemi yapıldığında, bahar veya yaz döneminde yapıldığında, dolayısıyla bunun diğer dönemlerde yapılan budamalardan daha farklı sonuçlar verdiğini biliyoruz. Tabii ağaç üzerindeki meyvenin, yani çiçeklenme ve meyvenin
zamanlaması önemli. Özellikle enerji çıkışı itibariyle ikisinin de enerji yoğun olarak enerji yoğun faaliyetleri olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ağaca meyveyi ve çiçeklenmeyi kaldırabilecek gücün sürenin verilmesi lazım. Evet, burada şaşırtılmış ağaçlarla beraber %80'lik bir kural bilinir meyve ağaçlarında. Özellikle ağacın yüksekliği işte ağaçlar arasındaki mesafenin %80'e kadar olan bir mesafe olabilir. 6'ya 6 bir boşluktan bahsediyorsak ağacın boyunun 4.8 metreden yüksek olmaması gerekiyor. Dolayısıyla biz yaklaşık olarak 4.5 metrede bir budama işlemiyle beraber dolayısıyla 6'ya 6 genellikle uygulanan bir metot içerisinde ağaç boyunun 4.8, 4.5 gibi metrelerde tutulması söz konusu olacaktır. İşte bu mulanan dal aşağılıp kesilip bunu tabii ki ağacın gövdesine yakın bir yerde de tutmamak gerekiyor. Çok bu budanmış olan, budama sonrasında kalan malzemenin. Yıl içerisinde iki defa yapıyorsunuz. Mesela yaz döneminden sonra yapmış olduğunuz budamayla beraber. Affedersiniz, yani yazdan sonra budama yapmak istemezsiniz. Tabii ki bahar sonrası gerçekleşmesi önemli. Çünkü yeni büyümenin çiçeklenme açısından sonraki bahar döneminde yeniden çiçeklenmeni sağlanabilmesi için önemli bu. Bir metreye kadar gerçekleşecek olan stamping özellikle oldukça kalabalık bir ağaç nüfusuna sebebiyet olacaktır. Ve gölgelenmenin özellikle fazlalığına yol açacaktır. Dediğim gibi hastalıklı ağaçların budanmaması gerekiyor. Aşırı büyümüş olgun ağaçların budaması genç ağaçların yönlendirilmesinden çok çok daha farklı. Çiçeklenmenin hemen hemen tüm taraflarında ışıklanmaya ihtiyacı var. Özellikle de kanopinin alt taraflarına doğru bu aydınlatmaya, ışıklanmaya daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Lateral büyümede mesela avokado dallarında lateral bir büyüme söz konusu biliyorsunuz yapraklarda. Ve dolayısıyla kanopiler arasında da en az bir metrelik bir ayrışmanın, bir mesafenin bırakılması önemli. Sayın Faber, bir şey rica edebilir miyiz? Biraz daha yavaş sunarsanız çevire yapanlar daha rahat bize ulaşacaklardır. Çevirilerini daha rahat yapabileceklerdir. Daha iyi anlaşılması için biraz daha yavaş konuşabilir misiniz? Teşekkür ederim. Yeah, whatever that meant. So cut branches on the south side of the tree first. And so if you're in. And sorry, Mr. Faber, if you can turn up your mic volume, if that's possible, we appreciate it. Oh. Yeah, or maybe you can move the mic towards your mouth a little bit closer. Okay, how's that? That's better. Thank you, sir. Okay. So prune at least 1 meter lower than you want the height of the tree. Cut branches. Evet, en azından ağacın istemiş olduğunuz yüksekliğinden en az bir metre daha düşük bir mesafede budamayı gerçekleşelim. Yeniden büyümeyi özellikle engellemek için bu önemli. Ağaçlar özellikle güneşe doğru, aydınlığa doğru tabii ki dallardaki büyüme söz konusu olduğu için bu budamanın bu şekilde yapılması lazım. İki tane dikey dalın hasat işlemi sonrasında daha sonra da bu budama işleminin yapılması önemli. Evet, ne kadar yükseğe bu kesit işlemini yaparsak üretimi bu kadar erken yapacağız ve blok halinde budama işleminin periyotlanmaması gerekiyor. İşte bir ağacı budayıp daha sonraki ağacı atlayıp bir sonrasına yani iki bloğu aynı anda budama yapmamak gerekiyor. Özellikle etraftaki ağaçları gölgelememesi gerekiyor. Dolayısıyla bir sulama bloğunun tek seferde budanması önemli. Biz rejeneratif budama işlemine geçtikten sonra sürekli bunu takip etmek gerekiyor. En az 3 yıl boyunca bunun yeniden örgütlenmesi, yeniden meyve bahçesini düzenlemeniz gerekiyor. Tabii ki Kaliforniya'da iş gücü oldukça pahalı. Küçük ağaçlara sahip olmamız gerekiyor.
Ağaçların boyunun çok uzun olmaması gerekiyor. Özellikle on cycle ve off cycle dediğimiz ağaçlar içerisinde budama metotlarına bakmamız lazım. Özellikle döngü bu ağaçların aynı yıl içerisinde budanmış olan ağaçlardan bahsediyorum. Döngü içi ve döngü dışı ağaçlardan. Budamanın gerçekleşmiş olduğu bir yerde özellikle kış döneminde gerçekleşen budama işleminin daha hafif tutulabileceğini belirtelim. Evet, burada girdling ismine verdiğimiz bir süreç var. Burada bir dal görüyorsunuz. Girdling ağaç kabuklarını soyma işlemi diye düşünebiliriz. Bakın burada 5 milimetrelik dairesel kesitler atıyoruz. 1920'lerde, 1930'larda özellikle bakın burada bu dalda ne oluyor? Sonbahar döneminde gerçekleşen bu işlem sonrasında bahar ayına geldiğimizde meyve oluşumu bir sonraki yılın bahar döneminde gerçekleşiyor. Dolayısıyla biz buradaki dalı kestiğimizde standart döngü içerisinde daha iyi sonuçlar etmek mümkün. Sonbaharda meyve oluşumu, bahar ayına geldiğimizde diğer bir dal üzerinde soyma işlemi gerçekleştirilerek meyve sayısı üzerindeki etkisini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yani tabii ki verimi arttırmak ve meyve oluşumunu arttırmaya çalışıyoruz. Kaliforniya'da biz ne yapıyoruz? Ağaç boylarını budama işlemiyle beraber kontrol altına alıyoruz. Polinizer koyuyoruz, dikiyoruz. Özellikle HES'te, HES türünün çeşidinin yetiştirilmiş olduğu yerlerde polinizer ağaçlar kullanıyoruz. Aynı zamanda arıları kullanıyoruz. Hektar başına 4-6 kovan olacak şekilde Gibrel'in yine spreyleri ve malçlama kullanıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde poklobutrazol ve yuniconazol kullanımına müsaade edilmiyor ve aynı zamanda su stresi oluşmaksızın periyodik olarak tuz özütlemesi işlemini gerçekleştiriyoruz. Ve aynı zamanda noktasal olarak da insekt ve hastalıklara karşı olarak yapmış olduğumuz tedaviler ve müdahaleler söz konusu. Peki şimdi nasıl budama yapıyoruz? Daha sık dikim den bahsettik. Önceden eski dönemler içerisinde 7.5'e 7.5 metrelik bir dikim var iken bugün 3 metreye 4 metre aralıklarla dikim işlemini gerçekleştiriyoruz. Gem'de özellikle bunu yapıyoruz. Özellikle gem ağacının piramit gibi şekli olduğu için bunu yapmak mümkün olabilir. Ancak daha yayılımsal bir yapıya sahip olan ağaç türlerinde 4 ila 5 metrelere dikim aralıklarının çıktığını görüyoruz ve daha fazla budama iş gücünün gerektirdiğini söyleyebiliriz. Gem ve lemte daha çok piramit yapısı sahip olduğu için kolumlar sütunsal bir dikim oluşum söz konusu. Evet, bitkilere baktığımızda Ellinger ve polinizer olarak kullanılan türleri burada görebiliyoruz arılar içerisinde. Burada yakın bir tarihte bir deneme yaptık. Özellikle yoğun dikime sahip olan has ve lamp has türlerinde, çeşitlerinde bunu gerçekleştirdik. Özellikle bir yıl içerisinde üstten ve bütün taraflardan budama işlemi gerçekleştirildi. 1-2 yıllık rotasyon işlemlerinden sonra tekrardan her bir ağacın yeniden budandığı bir örneğe geldik. Ve özellikle bakın dikim işlemi bu şekildeydi. San Diego'da gerçekleştirilen dikim işlemi bu. Bu da has dikimleri. Özellikle her durumda da orta kısımdaki lideri korumaya çalıştık. Bu bizim merkez liderimiz Hess.
Biz bu merkez lideri koruduk ve NAA kullanarak yeniden büyümenin önüne geçmeye çalıştık bu regülatörün kullanımıyla. Peki bu %80'lik kuraldan bahsetmiştik. Maaşların boylarını 2.4 metreye getirdik. Ve daha sonra daha az meyve sayısı olan dallarda budama işlemini gerçekleştirdik. Yine bazı budama işlemlerini çiçekleri bertaraf etmek için de yaptık. Özellikle çok fazla meyve ve çiçek olan dallarda da budama işlemi gerçekleştirdik. Her yıl yaptık bunu. Tabii ki ne kadar küçük ölçekte bir budama işlemi yaparsanız yapın, belli miktarda bir kaybı da öngörmek gerekiyor. Özellikle yüksek kontrolü için, yükseklik kontrolü için budama işlemini gerçekleştiriyoruz. Özellikle Lampass için gerçekleştirmiş olduğumuz testlerden biri bu. Zaman içerisinde baktığımızda bakın verimlerin kilogram bölü hektar olarak düşündüğümüzde 3'e 3 Lampass örneğini görüyoruz. Bu 3 metreye 3 metre yine yoğun dikim hası görüyoruz. Bakın zamanla verimin arttığını görüyoruz ancak hasın karakteristiklerinden birisi de bu. Daha çok şemsiyevari bir özellikle gelişim gösteriyor. Yüksek yoğunlukta yapıyorsanız budama işlemini daha sayısını daha da artırmanız gerekiyor. Ne kadar sık dikerseniz o kadar fazla budama yapmanız gerekiyor. Budamaya devam etmezseniz ağaçlarınız bu şekilde olacaktır. Dolayısıyla bu budama işleminin doğru zamanlı bir şekilde gerçekleştiriliyor olması gerekiyor. Evet, budama hakkında sorularınız varsa alabilirim. I'm not hearing anything. I'm not seeing anything. Bir soru gelmiyor. Bir şey göremiyorum. Alt tarafta da yazılı bir soru. Hi Ben, can you hear me? Yes. Can you hear me? Ben, beni duyabiliyor musun? Şimdi fenolojik açıdan baktığımızda 4-5 yaşındaki ağaçları düşünelim. Şimdi fenolojik açıdan baktığımızda bunların budanması için üretim kaybını minimize etmek için en doğru zaman nedir acaba budama için? Şimdi bu döngüsel olarak bakılması gerekiyor. Aslında burada bazen 2-3 mahsul olabiliyor ağaç üzerinde. Yani bunu ağaçtaki genel üretkenlik için değil de bank hesapları için genelde bunu yapıyorlar. İdeal olarak çiçeklenme aşamasına geçmeden önce en iyi budama dönemi kışın çiçeklenme öncesi diyebilirim. Tabii bizim çiçeklenme sezonumuz Ocak'tan Haziran'a kadar gidebiliyor tabii. Daha geniş bir pencerede gidiyor. Dolayısıyla bütün enerjisini çiçeklenmeye harcamasının önüne geçmek gerekiyor. Zaten meyve vermeye başladığında çiçeklenmeyi bırakıyor bitki. Dolayısıyla buradaki budama işte meyveyi vermesini gerekiyor, çiçeklenmeyi düşürmemiz gerekiyor. Meyve sayısını arttırma açısından bu son derece önemli. İnsekt aktivitesinin açısından bunlar önemli. Dolayısıyla burada kullanmış olduğumuz polinatörler de önemli. Özellikle işte diğer insektlerin, hoverflies, flies ve triplerin veya oraya özgü arılar işlerini yapabilmesi için bu hareketliliğe ihtiyaç var. Fenolojiyi takiben bütün bu budama işleminin yaz dönemi öncesinde gerçekleşmesi gerekiyor. Bütün bu bahsetmiş olduğum hareketliliğin sağlanabilmesi için. Okay, so y'all want to hear about... Sayın Faber, ben bir soru sormak istiyorum. Naftalin asetik asit uygulaması büyümeyi durdurmak için hangi zamanda yapılması ve hangi dozda yapılmasını öngörüyorsunuz? Okay, so the question is from Erdoğan. So
comparing Gem to Hass, which is the easier to control. Gem is a beautiful tree. Oh gosh, it's so productive. It carries all of its fruit. Şimdi konuşmacımız İngilizce kanalını seçmediği için soruları duymuyor. Belki arkadaşlarımızdan rica edebiliriz. Lamp Hass ile ilgili soruyu okuyor. Teknik olarak rica eder misiniz İngilizce kanalını seçsin lütfen konuşmacımız? Interrupt. Can you hear me, Mr. Faber? Yes, yes, yes. Okay. You need to hear the translations. So I will ask you to select the English channel on the down bottom menu from the globe icon. Can you see that? I can see the globe. So you will hear the translations into English for you. Oh, I'm not seeing what it's. Oh, interpretation. Okay. Yep. So I want. You will need to select the English channel. Oh, okay. I didn't know this existed. Yeah. Wow. I can speak Turkish now. Yeah, you can. Yes, you can. So you can hear our interpreter? Yeah, right. Fine. Cool. Perfect. Thank you, sir. Ali Hanım, sorunuzu alabilir miyiz tekrardan? Kanal seçmeyi unutmuş da konuşmacımız. Cem. Benim sorum naftalin asetik asit büyümeyi durdurmak için budamadan sonra hızlı büyümeyi durdurmak için naftalin asetik asit kullanıyoruz ne ya? Bunun dozu nedir ve zamanı nedir? I don't know what the dosage is. Bilmiyorum dozaj bilgisini bilmiyorum. Üzerinde yazıyordur muhtemelen. Bir takım denemeler yaptık tabii ki ama budama süresi içerisinde yine bu baş kesimini yapmak gerekiyor. Kış döneminde yapılması önemli. Tabii ki buradaki boya kesitin iki katı çapında uygulanıyor. Yani 10 santimetrelik bir kesitte yaklaşık 20 santimlik bir şekilde uyguluyorsunuz ve 2 yıl boyunca da bu da geçerli oluyor yapılan uygulama. Bir diğer sorumuz iki dinleyicimiz de benzer soru sormuş. Lamp Hass çeşidinin budamasına Lamp Hass hastan daha uzun bir hasat mevsimine sahip. Hem çiçek hem meyve de olabiliyor ağacın üzerinde. Ne zaman en uygun budama zamanı Lamp Hass çeşidinde? Yeah, yeah. You know, avocado. Evet. Avokado çılgın bir meyve. Lamp Hass olgun yani has kadar erkenci değil. Çünkü Akdeniz'de baktığımızda en az işte bir ay veya 6 hafta daha önce gerçekleşiyor Kaliforniya'ya kıyasladığımızda. Avokado için değil belki ama işte şeftali veya narenci için çok daha farklı bir iklim yapısının olduğunu söyleyebiliriz. Farklı bir ışık aydınlatma veya güneş ışığı rejimi söz konusu. Dolayısıyla budamayı kış dönemi içerisinde yaptığınızda Lamp Hass Kaliforniya'da biz ne zaman hasat ediyoruz? Mayıs ayında hasat edebiliyoruz. Dolayısıyla yani en erken hasat edebileceğiniz Kaliforniya'da Mayıs hatta Haziran'da daha iyi. Budamayı hasada olabildiğince yakın bir dönemde yapmak gerekiyor. Genelde yetiştiriciler ne yapıyor? Mesela boyut seçimi yapıyorlar. Yani dalları seçiyorlar. Daha sonra o daldaki meyveleri topluyorlar veya dallardan alıyorlar. Daha sonra tekrardan başka bir zaman gelip topluyorlar. Dolayısıyla iki defa topluyorlar. Bir diğer dinleyicimiz avokado konusunda dünya genelinde kabul görmüş bir budama sisteminin olmadığını, üreticinin bu durumda ne yapması gerektiğini soruyor. Çiçeklenme öncesi en ideal budama zamanı ne zamandır? Hava koşulları o dönemde soğuk oluyor deniliyor. Yağışların olduğu söyleniyor. Bu konuda ne derler?
you know, we always have excuses. The worst thing to do is not do anything. Evet, en kötü şey hiçbir şey yapmamak olur. Tabii ki her zaman mazeretimiz var. Bazı temel prensipler söz konusu. Kanopiyi açtığımızda tabii ki çapraz hasarı açık bir hale de, donma hasarına karşı da açık veriyor. Evet, soğuk alanlara baktığımızda Kaliforniya'daki büyük don olayları Kasım, Aralık ve Ocak aylarında görüyoruz. Dolayısıyla biz Şubat ayına kadar, hatta Mart ayının başına kadar bu don işlemini gerçekleştiriyoruz. Yani bu don sezonundan çıktıktan sonra yapıyoruz. Ana çiçeklenme öncesinde, blooming'den önce yapıyoruz. Dolayısıyla ana, yani vejetatif büyüme, biliyorsunuz çiçeklenme sonrasında gerçekleşiyor. Ve daha sonra işte yaz dönemi veya sonbahara doğru da bu belirgin şekilde ortaya çıkıyor. Yani thinning ve heading cut olarak iki kesitten bahsetmiştim. Siz budama işlemini gerçekleştirdikten sonra, yani burada ana çiçek açma dönemini kendimize baz alacak olursak ona göre daha iyi ayarlamış oluruz bu zamanı. Bu arada benim konuştuklarım Türkçe olarak okay. Bir diğer soru da çok fazla çiçek olduğu zaman avokado ağaçlarında çiçek kalitesi düşük oluyor. Haliyle bu da meyve tutumunu yüksek derecede etkiliyor. Bu çiçek çokluğunu budama ile azalttığımız zaman da geriye kalan çiçek kalitesi artar mı, meyve tutumu düzelir mi diye sorulmuş. Yes, pruning is evet, evet, budama bir aslında bodurlaştırma ve çiçeklenme noktalarının giderilmesi işlemi. Biz bu ince kesimlerle beraber majör dalların üzerinde meyve tutumunu sağlamaya çalıştırıyoruz. Yani inceltme işlemiyle beraber meyve bahçesinde budama işlemine başladığımızda aslında bu sizin rutininiz haline geliyor. Her yıl yapmanız gereken bir işlem diyor. Bu yüzden diyorum. Yani bir şeftali üreticisi gibi, elma üreticisi gibi düşünmeniz gerekiyor bir noktadan sonra. Bu işlemi normal her günkü uygulamanızın bir parçası haline getirmeniz gerekiyor. Mesela sulamayı nasıl yapıyorsunuz? Pest kontrolünü nasıl yapıyorsunuz? Bunu da yapmanız gerekiyor. Ve aynı zamanda geride kalan meyvelerin daha büyük olmasını sağlamak için periyotlama metodunu da uygulamak gerekiyor.